Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca, ismim Alparslan Demir. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yapmaya devam ediyoruz. Fiilleri, aldıkları edatları çalışıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, ifadeler, deyimler, atasözleri varsa onları görüyoruz ve örnek cümleler yapıyoruz. Yani fiilleri cümle içinde kullanıyoruz, cümle tercümeleri yapıyoruz ve iyice pekiştiriyoruz. Daha önce Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiil diye bir video yapmıştık. Fiillerin genel olarak mantığına bir bakmıştık. Daha sonra o videodaki yüz fiili tek tek en çok kullandığımız, karşımıza en çok çıkan zamanlar ve kiplerde çekmiştik. 100 videoluk bir seriydi. Şimdi bundan hareketle yeni serimizi çalışıyoruz. Serinin 30. videosuna geldik. Répondre fiilini çalışıyoruz. Cevap vermek demek. Fiili çok detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Haydi başlayalım. 30. video répondre, cevap vermek. Le sans verbe le plus utilisé en français, Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiil. Fiiller, aldıkları edatlar, pek tabii her video edat yani prepozisyon almaz. Alıyorsa onlara bakıyoruz. Terimler ve örnek cümleler. Répondre, Türkçe'ye cevap vermek karşılığını verir. Cevap vermek. İki tane basit cümleyle giriş yapalım. Je réponds aux questions de mes étudiants. Öğrencilerimin sorularına cevap veriyorum. Je şahıs zamirine göre fiilimizi présent'a çektik. Au présent. Présent de l'indicatif. Şimdiki zaman, geniş zaman. Bakın ne almış? A prepozisyonu almış. Demek ki répondre. Şurada bir accent aigu. A diye kullanmamız gerekir. Yani e cevap vermek. Birine cevap vermek. Bir şeye cevap vermek gibi düşünebiliriz. Le question sorular. De tamlama görevinde burada. Nin, nın karşılığını veriyor. Nin, nın. Öğrencileri min diye düşünün. Me, mülkiyet sıfatı, çoğul. Étudiant sözcüğüne göre akorlanıp uyarlanmış, değiştirilmiş. Hemen diğer giriş cümlemiz. Le célèbre chanteur va répondre à tout ce qu'on lui demande. Ünlü şarkıcı kendisine sorulan her şeye cevap verecek. Le célèbre chanteur cümlenin öznesi. Sonrasında çekilmiş fiil geliyor. Bakalım. Va répondre. Şuraya çıkartalım. Demek ki futur, proche, yani yakın, gelecek zaman. Alle fiilinin present çekimini bilen herkes, bütün fiillerin futur proche, yakın gelecek zaman çekimini rahatça yapabilir. Zaten asıl kullanmak istediğimiz fiilleri mastar halinde yazıyoruz. A edatı var. Sonra bakın şurada lui var. Bu kim? Célèbre chanteur. Ona sorulan kime? Ünlü şarkıcıya diye düşünün. Burada demande fiili var. İki farklı anlamda kullanılıyor. Yeri gelmişken yazalım. Zira ek bilgi işaretimiz bu. Ek bilgi işaretimizle aklımıza gelen her şeyi tekrar edip yazıyoruz. Çalışmış oluyoruz. Şimdi demande fiili istemek, sormak karşılıklarını veriyor. Şöyle düşünün. Demande quelque chose à quelqu'un olursa. Türkçe'ye birine bir şey sormak karşılığını veriyor. Sormak. Diğerini şuradan yazalım. Yine ek bilgi işaretimizi koyalım. Demande quelque chose de quelqu'un olursa o zaman birinden bir şey istemek karşılığını Türkçe'ye veriyor. Cümlemizdeki ünlü şarkıcı erkek mi kadın mı? Le var. Chanteur erkek şarkıcı demek zaten. Şöyle olsaydı. La chanteuse diye. Chanteuse. O zaman kadın şarkıcı olurdu. Şimdi devam edelim. Geldik répondre fiili ile kullanılan terimler, ifadelere. Öncelikle her videoda tam burada söylüyorum. Bunları mutlaka yazarak çalışın, ezberleyin diye. İkincisi, buraya farklı terimler, ifadeler yazabiliriz pek tabii. Ben aklıma gelenleri, çok kullanılanları yazdım. Öyle düşünün. Répondre de
Sorumluluğunu üstlenmek demek. Dö edatı ile gidersek dökerken, dökerkeş oz diye bir şeyin birinin sorumluluğunu üstlenmek anlamını verir. Répondre du tac au tac, cevabı yapıştırmak demek. Bakın bu kullanılır. Répondre pour, kefil olmak. Répondre par l'affirmative, olumlu cevap vermek. Répondre favorablement, davete vesaire olumlu cevap vermek demek. Bir şeye icabet etmek, katılmak gibi düşünebiliriz. Répondre coup pour coup, boş boş cevap yetiştirmek, gevezelik etmek gibi bir karşılık veriyor. Répondre à, ihtiyacını karşılamak anlamında da kullanabiliriz. O şekilde bir cümle denk gelirse bunu da aklınızda tutun. Bunları tekrar bir okuyalım. Répondre de, sorumluluğunu üstlenmek. Répondre du tac au tac, cevabı yapıştırmak. Répondre pour, kefil olmak. Répondre par l'affirmative, olumlu cevap vermek. Répondre favorablement, davete vesaire olumlu cevap vermek, katılmak demek. Répondre coup pour coup, boş boş cevap yetiştirmek. Répondre à, ihtiyacını karşılamak. Geldik örnek cümlelere. Farklı farklı örnek cümleler, cümle tercümeleriyle fiilin nasıl kullanıldığını iyice görelim, çalışalım. Notre établissement fournit des services qui répondent aux besoins de nos clients. Kuruluşumuz müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler sunar, sağlar. Şimdi notre bir mülkiyet sıfatı, bizim, tekil, bir şeyimiz. Établissement, firma, şirket, kuruluş. Fournir, sağlamak demek. Servis, hizmet. Burada bir tane ki var. Bu bir pronom relatif. Le pronom relatif. YDS'cilerin aşina olduğu konu le pronom relatif konusu. Hem le pronom relatif hem le preposition relatif kullarını çok çok detaylı çalışacağız. Ki varsa Türkçe'ye en an karşılığını verir ve sonrasında çekilmiş fiil gelir. Bakın burada çekilmiş fiil var. Burada da en an karşılığı var. Özellikle metin tercümesi ya da paragraf tercümesi gibi boşluk doldurma gibi sorularda bunu aklınızda tutun ki en an karşılığını verir ve sonrasında çekilmiş fiil gelir. Répondre A aldı. Burada le besoin var. İhtiyaç. De tamlama görevi yapıyor. Ninnin, no mülkiyet sıfatı bizim çoğul bir şeylerimiz. Client müşteriler. Bu cümlede hocam burada avoir besoin de var. Dolayısıyla don pronom relatifini kullanmamız gerekmez mi? Gerekmez, zira buradaki avoir besoin de değil, buradaki le besoin isim hali ve Türkçe'ye ihtiyaç karşılığını veriyor. Avoir besoin de ne demekti? Birine, bir şeye, bir şey yapmaya, EA, ihtiyacı olmak demek. Le célèbre homme d'affaires, le célèbre homme d'affaires ne répond jamais aux questions des journalistes. Ünlü iş adamı. Bakın, l'homme d'affaires iş adamı. Ben olsam bunları ayrı ayrı bu şekilde yazarım. Célèbre sıfat, ünlü demek. Burada ne jamais negasyonu var. Türkçe'ye asla hiç karşılıklarını veriyor. Fiilimizi present'a çektik geniş zaman. Fiilimiz a prepozisyonu edatı alıyor. Question de journalist, gazetecilerin soruları. Buradaki o nedir? Hadi buna da kısacık bir değinelim. Belki bilmeyenler vardır. Şuraya çekelim. Şimdi fiilimiz a prepozisyonu yani edatı alıyor. Sonrasında da le question'un l'si var. İkisini birleştirirsek o yaparız. Buna article contracte denir. Contracte. Okurken ne répond jamais à les questions des journalistes desek güzel olmuyor. O yüzden ne répond jamais aux questions des journalistes diye okuyoruz. Daha güzel oluyor. Cümlenin Türkçesi nasıldı? Ünlü iş adamı gazetecilerin sorularını asla yanıtlamıyor, asla yanıtlamaz, cevaplamaz. Cet ancien ordinateur. Cet ancien, okurken liaison yaptık. Cet ancien ordinateur ne répond pas à mes besoins.
Bu eski bilgisayar benim ihtiyaçlarımı karşılamıyor. Bakın répondre à ihtiyacını karşılamak anlamını da verebilir diye söylemiştik. İhtiyacını karşılamak diye. Karşılamak. Bu, bakın burada le besoin var çoğul halinde. Ne pas négation var. Set bir işaret sıfatı. Ancien eski sıfat. Ordinateur bilgisayar demek. Şimdi bunları tekrar bir okuyalım. Notre établissement fournit des services qui répondent aux besoins de nos clients. Kuruluşumuz müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler sağlar. Le célèbre homme d'affaires ne répond jamais aux questions des journalistes. Ünlü iş adamı gazeteciler sorularını asla yanıtlamıyor. Cet ancien ordinateur ne répond pas à mes besoins. Bu eski bilgisayar benim ihtiyaçlarımı karşılamıyor. Farklı örnek cümlelerle devam edelim. Répondez-moi franchement. Bana dürüstçe cevap verin, veriniz. Bakın fiili siz şahıs zamirine göre emir kipinde çektik. Şuraya çıkartalım şöyle. Emir kipi Fransızcası ne? Imperatif. Hatta imperatif présent bu. Emir kipinin présent çekimi. Bu şahıs zamirine göre yapılmış. Burada moi var. Bu moi ne? Onu da şuraya çıkartalım. Şöyle. Bu bir pronom tonik. Le pronom tonik yani tonik zamir. Zira répondez je diyemezdik. Şöyle. Garip olurdu. Je şahıs zamiri yerine moi koyduk. Franchement ne demek? Dürüstçe diye tercüme ettik ama hadi onu da yazalım. Birkaç tane daha. Mesela açık yürekle. Sonra içten. Başka samimi. Karşılıklarını Türkçe'ye veren bir zarf. Zaten répondre cevap vermek fiiline gönderme yapıyor. Nous avons frappé à la porte. Biz kapıyı çaldık frappé. À la porte mais personne n'a répondu. Kapıyı çaldık ama kimse cevap vermedi. Şimdi. Nous avons frappé. A edatı alıyor. Passé composé. Personne n'a répondu. Gördüğünüz gibi o da passé composé değil geçmiş zaman. Şimdi buradan çıkartacağımız iki şey var. Birincisi fiilimizi passé composé'de avoir yardımıyla çekiyoruz. İkincisi fiilin participe passé'si répondu. Buna da bir yıldız atalım. Veuillez m'excuser car je n'ai pas pu répondre à vos questions. Lütfen kusura bakmayın zira sorularınızı yanıtlayamadım. Sorularınıza cevap veremedim. Burada bir veuillez var. Bu nedir acaba? Aslına bakarsanız bu nazikçe emir kipi çekimi. Şöyle düşünün. Bir başvuruda, resmi bir mektupta falan şunları kabul ediniz. Lütfen saygılarımı kabul edin derken kullandığımız bir ifade şekli. Beni affediniz, lütfen beni affedin, lütfen beni bağışlayınız gibi bir anlam veriyor. Car, zira. Sonra pouvoir'ı passé composé'de çekip ne pas négation'u ile birleştirdik. Fiilimiz pek tabi. Mastar halinde a edatı aldığını söylemiştik. Vos mülkiyet sıfatı question'la birleşmiş. Vous devez me répondre par écrit. Bana yazılı olarak cevap vermelisiniz. Cevap vermek zorundasınız. Devoir'ı vous şahıs zamirine göre çektik. Buradaki mü şuraya çıkartalım. Le pronom complément. Yani bir tamamlama zamiri, tamamlama zamiri. Daha önce gördüğümüz, çalıştığımız, sizlerin birazcık zor ve karışık bulduğunuz ne varsa farklı konuları çalışırken cümlelerin içinde bol bol geçirmeye çalışıyorum ki iyice anlayalım diye. Répondre fiili var. Burada neden mü var? Aslına bakarsanız mantığı o kadar kolay ki şöyle düşünün. Cümlemiz şöyle olsun. Vous devez répondre à moi par écrit olsun şöyle. Siz bana yazılı cevap vermek zorundasınız. Şimdi fiilimiz a prepozisyonu edatı alıyor. Şurayı çıkarttığımızı vous devez me répondre diye gittiğimizi düşünün. Bu kadar kolay. Fiilin aldığı prepozisyon edata göre hangi tamamlama zamirini
kullanmamız gerektiğini buluyoruz. Parekri yazılı olarak demek. Bu pronom komplement konusunu çalışmayan varsa mutlaka o videoyu, yani hazırladığım kanalımda olan videoyu izlesin, çalışsın. Zira YDS gibi sınavlarda da defalarca kullanılır. Nous répondons au téléphone à partir de 8h du matin. Biz telefona sabah 8'den itibaren cevap veriyoruz. Nous şahıs zamirine göre present'da fiilimizi çektik. Zira geniş zaman diye düşünelim. Tekrarı, bir alışkanlığı, bir durum anlatıyor. A partir de'den itibaren, matin, de matin, sabahın, 8h, sabahın 8'inden itibaren gibi düşünebilirsiniz. Fransızca zamanları da bir videoda çalıştık. Fransızca'da bazen sabahın 8'i, öğleden sonra 2, saat akşamın 7'si gibi kullanılıyor. Hemen bunları tekrar bir okuyalım. Répondez-moi franchement. Bana dürüstçe cevap verin. Nous avons frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Biz kapıyı çaldık ama kimse cevap vermedi. Veuillez m'excuser car je n'ai pas pu répondre à vos questions. Lütfen kusura bakmayın, zira sorularınızı yanıtlayamadım. Vous devez me répondre par écrit. Bana yazılı olarak cevap vermelisiniz, vermek zorundasınız. Nous répondons au téléphone à partir de 8h du matin. Telefona sabah 8'den itibaren cevap veriyoruz. Farklı örnek cümleler, cümle tercümeleriyle devam edelim. Nous devons répondre aux questions des enfants avec politesse. Çocukların sorularına nazikçe cevap vermeliyiz. Şimdi, nous şahıs zamirine göre devoir'ı çektik. Present'da. Fiilimizi mastar halinde yazdık. Zira bir cümlede özneye, şahıs zamirine bağlı çekilmiş fiil varsa sonraki fiil, fiiller mutlaka mastar olarak kalır, répondre gibi. A edatını alıyor diye söylemiştik. Burada D var, bu nedir? De artı les enfants'ın L'si kontrakte edip D diye kullandığımızı düşünün. Avec ile demek, avec politesse diye ezberleyebilirsiniz hatta. Avec politesse nazikçe, nezaketle karşılıklarını verir. Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre positivement à votre demande. Maalesef isteğinize olumlu yanıt veremiyoruz. Şimdi, malheureusement, maalesef demek. Nous şahıs zamiri var. Ne pas negasyonu var. Pouvoir'ı burada nous şahıs zamirine göre present'a çektik. Répondre, mastar halinde. Positivement, olumlu olarak. A edatı alıyor, répondre fiili. Votre mülkiyet sıfatı, votre demande, sizin isteğinize, sizin talebinize. La jeune chanteuse a répondu aux nombreuses lettres de ses fans. Genç şarkıcı, şarkıcı ama bakın chanteuse, genç kadın şarkıcı, hayranlarından gelen çok sayıda mektuba yanıt verdi. Fan diye Türkçe'de de kullanılıyor, Fransızca'ya da İngilizce'den geçen bir kelime, fanları var gibi. Hayranları, takipçileri gibi kullanabiliriz. Passé composé a répondu. A edatı aldı. Nombreuse, çok sayıda, sayısız, bir sürü. Lettre, mektup, pek tabii çoğul. De tamlaması nin'in karşılığını veriyor. Se, onun çoğul bir şeyi. Fan, onun fanları. Şimdi, bunları tekrar bir okuyalım hepsini. Nous devons répondre aux questions des enfants avec politesse. Çocukların sorularına nazikçe cevap vermeliyiz. Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre positivement à votre demande. Maalesef isteğinize, talebinize olumlu yanıt veremiyoruz. La jeune chanteuse, bu arada jeune sıfatı kadın ya da erkek için değişmez. Aynı yazılır, zaten sonda bir tane ö var. A répondu aux nombreuses lettres de ses fans. Genç şarkıcı hayranlarından gelen çok sayıda mektuba yanıt verdi. Biraz daha örnek cümle yapalım, sonra fiilimizi çalışmayı tamamlayalım. Pourquoi tu n'as jamais répondu à mes lettres? Sen neden mektuplarıma hiç cevap vermedin? Asla cevap vermedin. Pourquoi? Neden, niçin? Pourquoi varsa cevap olarak ne gerekir? Parce que gerekir. Pourquoi? Parce que. Neden? Çünkü sen ne jamais négation'u. Asla, hiç. A var, répondu var. Demek ki passé composé. A edatı. M benim çoğul bir şeylerim, letter, mektuplar.
Qui va répondre de la responsabilité de tous ces erreurs? Bu hataların sorumluluğunu, tüm bu hataların sorumluluğunu kim üstlenecek? Şimdi bakın, répondre de var. Daha önce böyle bir şey yazmıştık. Türkçesi neydi? Sorumluluğunu üstlenmekte hatırlıyorsanız. La responsabilité burada var. Ondan sonra erreur, hatalar, se, işaret sıfatı. Nous avons fait le tout. Biz her şeyi yaptık. Pour pouvoir répondre au besoin de nos enfants. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her şeyi yaptık. Şimdi, nous avons fait le tout. Biz her şeyi yaptık. Pour var, için. Pouvoir master halinde, répondre master halinde, a prepozisyonu, a, artı le besoin'in l'si, daha önce baktık zaten, o kontraktisi. No, bizim çoğul bir şeyimiz, enfant, çocuklar, pek tabii çoğul. Pour pouvoir répondre correctement, il faut bien écouter, doğru cevap verebilmek için iyi dinlemek gerekir. Buna bir yıldız atalım, zira günümüzün İletişim hatalarından bir tanesi insanların karşısındakini yeterince dinlememesi, dikkatlice dinlememesi. Halbuki iletişimin temel kuralı karşısındakini iyice dinlemek, sonra kendini doğru sözcükler, doğru cümlelerle anlatmaya, ifade etmeye çalışmak. Şöyle yapan insanlar var maalesef. Kendi hakkındaki bir şeyi tutup sabırsızlıkla onu söylemek için bekliyor. Karşısındakini dinlemiyor. Dolayısıyla doğru, yeterli, anlamlı bir iletişim sağlanamıyor. Şimdi, pour cümlenin başında pouvoir, master halinde, répondre, master halinde, correctement var. Pour pouvoir répondre correctement, doğru cevap verebilmek için, il faut yapısı, falloir, ille çekiliyor, oluşturuluyor biliyorsunuz. Buradaki il, neutre, yani il, el, şahıs zamirindeki il değil. Bien, iyi bir şekilde demek, bir zarf. Écoute, dinlemek demek. Zaten zarflar, eylemleri, sıfatlar, isimleri nitelendirir. Şimdi bunları da tekrar bir okuyalım. Pourquoi tu n'as jamais répondu à mes lettres? Sen neden mektuplarıma hiç cevap vermedin? Qui va répondre de la responsabilité de tous ces erreurs? Tüm bu hataların sorumluluğunu kim üstlenecek? Nous avons fait le tout pour pouvoir répondre aux besoins de nos enfants. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her şeyi yaptık biz. Pour pouvoir répondre correctement, il faut bien écouter. Doğru cevap verebilmek için iyi dinlemek gerekir. Ve la fin de la video, geldik videonun sonuna. Serimizin 30. videosunda répondre, cevap vermek fiilini detaylı bir şekilde çalıştık, ele aldık. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız bu serinin devamından, farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Son olarak, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Mümkün olduğunca hepsini yanıtlamaya çalışıyorum. Çalışmak istediğiniz, bilmediğiniz, az bildiğiniz bir konu varsa, hocam şu konuyu da çalışabilir miyiz diyeceğiniz, onu da iletebilirsiniz. Zira onları bir listeye ekleyip, sırasıyla hazırlayıp anlatmaya çalışıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.